Ege Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerinin operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 167 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan Muğla'da ise gezi teknesinde yapılan yaralanan turistin yardımına güvenlik güçleri koştu. Yunanistan Ege Denizi'ndeki insanlık dışı uygulamalarına devam ediyor. Yunan karasularına geçmek isteyen göçmenler ya Türk karasularına itiliyor ya da botlara bindirilip ölüme terk ediliyor. Son olaylar İzmir ve Balıkesir'de yaşandı. İzmir'in Foça ilçesine bağlı Aslanburnu açıklarında sahil güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen 125 göçmen kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ise benzer görüntüler vardı. Yunanistan'a bağlı Midilli Adası'na geçmek isterken itilen 38'i Somali, ikisi Kenya, ikisi Suriye uyruklu toplam 42 sığınmacı başarılı bir operasyonun ardından karaya çıkarıldı. Lütfen kendi güvenliğiniz için makinalarınızı stop edin. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından il göç idarelerine sevk edildi. Öte yandan Muğla'da sahil güvenlik ekipleri gezi teknesinden düşerek yaralanan İngiliz turistin imdadına yetişti. Yaralı turistin gezi teknesinden tahliye edilmesini cep telefonuyla an be an kaydeden tekne kaptanı Mehmet Yılmaz duygusal anlar yaşadı. Yaralanan İngiliz yolcumuza yapmış olduğu duyguluyum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İşte yani ülkeyi yönetenlerin başarılarıdır bunlar. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığı'na. Yani hep eleştiriliyor ya, yok efendim düzmece, uçak özel gönderme yapalım. Hiçbirisi de hiçbir şekilde tanıdık değildi. Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılan yaralı turist hazır bekleyen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Brezilya'dan Çin'e ihraç edilen tavuk kanatlarında COVID-19